Car Story'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konuğu yanımda görmüş olduğunuz 2016 model Renault Master ve ihaleden aldığımız ikinci araç. Şu an Yediyem'in otoparkındayız ve şimdi birlikte aracın sağına soluna bakacağız. Ben de daha aracın hiçbir yerine bakmadım henüz. Öyle bir içine baktık sadece. Hep birlikte motoruna, yağına, lastiklerin durumuna veya sağına soluna bakıp nasıl bir tamir gerekli onu yapacağız. Ondan sonra da aracın aküsünü kontrol edeceğiz ve aracımızı alıp gideceğiz. Evet, aracımız 2016 model Renault Master. 13 metreküplük bir araç. Uzun şasi. Şimdi şöyle bir dışına bakalım. Dışında biraz yapılacak yerler var. Sağ çamurluk ezilmiş. Boyasız göçük düzeltmeyle halledilebilir. Kapı tür önünde böyle bir yere vurulmuş bir ezik var. Şimdi orijinal olup olmadığına da bakacağız çamurlukların kaputun. Sağ tarafa geldiğimizde bu sağ çamurlukta sorun yok. Sağ kapıda herhangi bir sorun görünmüyor. Yalnız burada ayna bayağı kırılmış. O aynanın değiştirilmesi gerekiyor galiba. Burada yan kapıda herhangi bir sorun yok. Kapının arkasına doğru devam ettiğimizde burada ışığımızın kapağı yok. Ve şurada şöyle daha net gösterebilirim. Şurada bir eksiğimiz var. Yine burayı da vurmuşlar. Burada ışığın kapağı yok. Şurada da bir düzeltme gerekecek. Farda da ufak bir çatlak var. Şimdi aracın arkasına geçeyim. Aracın arkasına geldiğimizde şurada ufak bir çatlak var. Belki bu kapağı, evet bu kapağı değiştiririz. Burada olması gereken bir şey yok. Ne olduğunu şu an tam bilmiyorum ama herhalde şu siyah şeyden oluyor. Bir tane ufak bir plastik. Arka tamponda bir sorun görünmüyor. Şurada bir parçası eksik. Böyle bir açalım bakalım. Evet, aracı açtığımız zaman içi bu şekilde. İçinde herhangi bir vuruk kırık görünmüyor. Tabii zamanında birkaç aydır otoparkta yattığı için biraz eski. Böyle eski bir koku var hatta. Şu arka kapılarda bir oynama var ama onlara birazdan bakacağız. Bakın burada bazı işlemler var. Herhalde camlardan dolayı. Aracın sol farı zaten komple kırılmış. Burada yeni ışıklar takıp bu kapağı takacağız. Buralarda herhangi bir sorun yok. Şurada yerinden oynamış. Herhalde bunun yenisini takılması gerekecek. Yine ışık da içeriden sıkıntılı. Şurada ufak bir çatlak olmuş. Bunun dışında aracın dışında öyle çok aman aman ciddi bir problem yok. Böyle çok ufak tefek. Makyajlı böyle rötuşlanacak şeyler var. Belki şu üstte böyle bir boydan boya çok hafif bir vuruk var. Rötuş boyasıyla giderilebilir. Şimdi aracın içine girelim bakalım. Ha, bu arada sol ayna da bu şekilde. Sol aynanın herhalde dış kapağı değişirse bu ayna kurtulur. Şimdi aracın içine girdiğimizde akü normalde burada. Biz akü var mı yok mu diye kontrol etmek için ben videolarını söktüm zaten. Normalde otoparkta yani bu YDM'den aldıklarınızda akü görünmüyor ama olmuyor genelde. Ama burada aküsü yerinde duruyor. Tabii bitik mi değil mi? Ona bakacağız hep birlikte. Aracın şöyle bir içine girelim. Yani aslında çok böyle kirli durmuyor. Koltuklarda biraz yıpranma var. Burada sigara yanığı var. Şu yan koltuğa baktığımız zaman biraz kirli. Tabii bunlar temizlendiği zaman cillop gibi olacak. İçine girelim. Bu aracın yüksek olması çok güzel. Ama şimdi gözüme çarpan camında bir çatlak var burada. Tabii bu çatlak normalde yürür araç titredikçe. Ona da bir bakacağız artık. Şu bozuk para zamazingosu diye tahmin ediyorum. Tam ne işe yarıyor bilmiyorum. Herhalde bozuk paralar mı konuyor artık ne konuyorsa. Bunu yerine takacağız. Viteste herhangi bir sorun yok. Vites geçişleri güzel.
pek böyle hani sorun olacak bir araba değil diye tahmin ediyorum. Hatta içinde soda şişesi kalmış. Burada radyosu var. Havalandırma menfezleri normal çalışıyor. Klimasını kontrol edeceğiz aracı çalıştırınca. Burada başka herhangi bir şey yok. Burada da herhangi bir sorun yok. Evet, araç bu şekilde görüldüğü gibi. Şöyle yukarı bakalım. Yukarıda ne var? Yukarılarda da pek bir şey yok. Yani araç güzel, temiz. Herhalde çalışırsa sorunsuz gibi görünecek. Aha, ruhsat çıktı burada. Var mı acaba içinde? Aha, süper. Aracın ruhsatını bulduk. Aracın genel durumu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir anahtarcı getireceğiz. Aracın anahtarını yaptıracağız. Ya da önce bir otoparka soracağız tabii var mı yok mu. Ondan sonra aracın anahtarıyla birlikte çalışıp çalışmadığına bakacağız. Ve aracı muhtemelen bir sorun olmadığı için çalıştırarak götüreceğiz. Gerekli izin belgemiz de var çünkü trafiğe çıkması için. Geçici trafiğe çıkış belgesi. Onu da alıp tamirciye götürüp ufak tefek işlemleri yaptırıp ondan sonra aracı satacağız. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Ve olabildiğince yorum yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda belirtin. Ben yorumlar kısmında bütün cevapları size vereceğim. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.